İşte pandemi vardı, hepimiz evlerimizdeydik. Tabii ben şanslı bir kesimden sayıldım bu dönemde. Çalıştık, güzel bir proje yaptık. Çalıştığım insanlarla birlikte çok iyi bir iletişim kurdum. Çok mutluyuz, güzel güzel çalışıyoruz. İzin soralım güzel bir tinklerden değil mi? Bu final kararı çıktı galiba, haberler çıktı. Bununla ilgili sizin ne açıklamak istersiniz? Valla açıkçası tam olarak bilmiyorum, yatırım şirketinden gelen bilgi daha doğru olur. Yani çok daha yeni zaten, dün oldu bunlar. Ben de bugün buradayım, burası için hazırlandım. O yüzden daha tam konuşulmadı. Ama yatırım şirketinden bir bilgi gelecektir bence. Çok şükür bu arada. Normalde böyle özel davetlerde hazırlık süreci uzun sürer mi? Ya da en çok neye dikkat edersiniz bu gecelerde? Çalıştığım bir ekip var. Onları teslim ederim kendimi genelde böyle günlerde. Çok heyecanlı olurum zaten. Böyle günlerde konuşamam da tam olarak. Hep söylediğim şey zaten. Öyle. Tepi istekin bütün sezon geliyor aşk yüzü evet. Diye. Orada nasıl bir sezon bizi bekliyor? Nasıl geçti o süreçte? Valla ilk sezon pandemiye denk gelmişti. O yüzden herkesin de çok hoşuna gitti. Herkesin enerjisini yükseltti o dönemde. Şimdi ikinci sezon herhalde sonbahara doğru gelecek diye biliyorum ben. Güzel olacak. Güzel bir ikinci sezon çektik. Zaten enerjimiz de çok güzeldi oradaki ekipte. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Keyifli çalıştık. Güzel de bir iş çıktığına inanıyoruz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ben de dublaja gittim sadece. Oradan gördüm birkaç sahne var. Onun dışında bir fikrim yok ama. Yine tatlı bir senaryoydu. Mehmet Hocam'ı çok güzel bir sezon kalemi aldı. Gönenç hocamız vardı. Umut hocamız vardı. Çok güzel bir iş çıkardığımız zamanlarız. Peki yazın bir takip eden olacak mı? Yine bir çeşmanın kötü durumu olacak mı? Yoksa farklı yerler mi düşünüyorsunuz? İşte bakalım dizi bitince aslında tabii ailemin yanına bir Rusya'ya gitmem lazım. Orada benim anneannem, dedem var. Onların yanına bir gideceğim. Ama evet onun dışında bilmiyorum yurt dışında gidebilir miyiz? Pandemi sürecinde nasıl olacak? Tam olarak bir aşı durumu hiçbir şey belli değil şimdilik. Ama evet bir tatil yapmayı planlıyorum. Çok uzun zamandır çalışıyorum bir de ben. O yüzden böyle uzun uzun bir tatil yapmak istiyorum. Beni besleyecek, beni geliştirecek yerlere gitmeyi, yeni insanlar tanımayı istiyorum. Pandemi sürecinde biliyorsunuz ki çok aslında herkes büyükleriyle uzak kaldı. Özlediniz mi sizce bu tatil? Çok çok özledim. Ben onları aslında geçen sene buraya gelsinler istiyordum. Onlarla bir tatil yapalım istedim. Ama olmadı. Bakalım inşallah seneye her şey düzelmiş olur. İnşallah seneye buraya gelirler. Özledim yani buradaki akrabalarımı da göremedim. Bir de zaten biz çalıştığımızdan dolayı ekstradan kimsenin yanına gitmemeye çalıştım. Ama çok özledim tabii. Özel herkese konuşmayı pek sevmiyoruz. Evet. Bir dakika ile eğilen bir ilişkimiz var. Evlilik haberleri çıkıyor. Hani bir doğruluk payı var mı bununla ilgili? Öyle bir şey hiç konuşmadık. Öyle bir şey olsa zaten duyarsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel. Nasıl